Çiptes Merkezi'nden herkese merhaba. HTC son dönemde kuşkusuz en çok övgüyü yeni amiral HTC 10 modeliyle almıştı. Bizim de incelemesini gerçekleştirdiğimiz yeni amiralin yanı sıra elbette HTC giriş segmenti kullanıcıları da ihmal etmeyerek onlar için de yeni modeller getirmeyi sürdürüyor. Buna ilişkin bugünkü inceleme konumuz HTC Desire 530 olacak. HTC'nin giriş segmenti kullanıcılara sunduğu yeni model Desire 530 aslında Şubat ayında tanıtılmış bir model. Ülkemizde de satışta bulunan telefon özellikle düşük güç tüketimine sahip Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisiyle ve 1000 TL altındaki fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Elimizdeki modelin fiyatı şu an 878 TL'ye dolaylarında. Elbette kategorisinde büyük rekabet mevcut. O nedenle Desire 530'un işinin bir hayli zor olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Zira incelememiz süresince aldığımız sonuçlar telefonu kategorisinde sivriltmeye pek yetmiyor. Peki Desire 530 bizlere neler sunuyor? Şimdi daha detaylı şekilde ele alalım. Desire 530 plastik bir kasaya sahip. HTC'nin Desire ailesinde bu tip örnekleri çokça görmüştük. Bu anlamda kullanılan materyal olduğu kadar görünümüyle de diğer aile fertlerinin genlerini taşıyor. Desire 530 5 inç boyutunda bir ekranın sahibi. Buna bağlı olarak da kasa yapısı daha geniş ekranlı modellerden daha ince ve dar demek isterdi. Fakat değil. Zira ekranın üstünde ve altında yerleştirilen hoparlör ve ekranın çerçevesi derken telefonun boyutları genişliyor. Bu da telefonun ekran gövde oranını etkiliyor. Bu oran Desire 530'da %66 seviyesinde. Ayrıca telefonun 8.3 mm kalınlığında olduğunu da bu noktada söyleyelim. Ağırlık ise 140 gram. Elimizde Desire 530'un gri renkli seçeneği bulunuyor. Bunun yanı sıra lacivert, beyaz ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri de mevcut. Sağlam bir kasa yapısına sahip olan telefonun arka kapağı açılmıyor. Micro SD ve SIM kart slotları da telefonun sol kenarındaki bir kapak altında gizlenmiş durumda. Güç butonu ise tasarımda kendini belli ediyor. Sağ kenarda yer alan güç butonu kırmızı renkle renklendirilmiş. Onun hemen üzerinde ise ses tuşları yer alıyor. Desire 530'un arka yüzüne baktığımızda ortada bir HTC logosunun yer aldığını görüyoruz. Alt tarafta köşede ise 2 adet delik dikkat çekiyor. Buraya kordon kayışı takabiliyorsunuz. Üst kenarda köşede büyükçe bir kamera ve altında LED flaşı görüyoruz. Desire 530'un ekranı 5 inç boyutunda demiştik. Bu ekranıyla HD çözünürlük sunan telefon bu anlamda kategorisine uygun davranıyor. Ancak ekran gövde oranını beğenmediğimizi söylemiştik. Onu tekrar hatırlatmakta fayda var. 294 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan telefon görüntü anlamında daha parlak ekrana sahip olsa güzel olurmuş. Süper LCD panelin renk doygunluğundan herhangi bir şikayetimiz yok. Fakat ekran bize biraz koyu geldi. Ekranda gördüğünüz işletim sisteminin ise Marshmallow olması sevindirici. Muhtemelen Android N ile beraber güncelleme de alacaktır. Ara birim ise kuşkusuz HTC Sense. Ara birimde haber merkezi olan BlinkFed de yer alıyor. Hazır işletim sistemine gelmişken telefonun ara birim performansına da değinelim. Ara birim akıcı çalışıyor. Ancak yer yer takılmalara şahit olduğumuzu belirtelim. Çoklu pencerede ve uygulamalara girip çıkarken ve inceleme internette dolaşırken zaman zaman bunu hissedebiliyorsunuz. Bunda kuşkusuz işletim gücü, RAM canavarı olan Android işletim sistemine karşılık telefonda yer alan 1.5 GB RAM miktarının rolü var. Snapdragon 210 işlemciden güç alan telefon 4 çekirdekli Cortex A7 yongasıyla 1.1 GHz frekansıyla çalışıyor. Yanında Android'e 304 grafik biriminde getiren bu işlemci 1.5 GB RAM ile beraber belki kategorisi için uygun ancak deneyim anlamında da çok da memnun edici olmayan bir performans sunuyor. Telefonun diğer teknik detayları arasındaysa 2200 mAh'lik batarya, 16 GB dahili hafıza ve 200 GB artırılabilir hafıza desteği geliyor. Burada telefonun 802.11ac desteği sunmadığını ancak NFC'nin de yer aldığını söyleyelim. Ek olarak telefon tabii ki 4.5G desteğini de sahibi. Telefondan aldığımız test sonuçlarına göre
AnTuTu Benchmark'tan 23.671 puan alan Desire 530, CPU Prime'da 3.683 ve Grinchback 3'te ise tek çekirdekte 297, çoklu çekirdek performansındaysa 985 puan topladı. Bunlar da açıkçası çok parlak sonuçlar değil. Grafik performansı ise 3D Mark Benchmark'a göre 4448, 4212 ve 2406 puan alarak karşımıza çıktı. Bunun yanında telefon Epic Style'de 50 FPS'lik sonuçlar aldı. Sentetik test sonuçlarından ziyade gerçek grafik testi için Asphaltage oynadığımızda telefonun yüksek grafik ihtiyaçlarını karşılamadığını gördük. Her ne kadar oyun oynayabilmenizde yüksek grafiklerde takılmalar ve görsellerde sıkıntı görebiliyorsanız daha basit oyunlarıyla da telefonun sıkıntısı yok. Bataryaya gelecek olursak, düşük güç tüketimli işlemci ve HD ekranla beraber günü rahat çıkarmasını beklediğimiz Desire 530 Grinchback'te 7 saat 11 dakikalık sonuç aldı. Bu da telefonun General Mobile 4G, Samsung Galaxy A5 ve Huawei Mate S ayarında performans sergilediğini gösteriyor. Yani kısacası ortalama diyebiliriz. Batarya kullanımını uzatmak için elbette güç kontrol merkezinde tasarruf modlarını görebiliyoruz. Peki kameralar nasıl? Ön ve arka kamera değerlerine baktığımızda 5 ve 8 megapikselle sınıfı uygun olarak gördüğümüz kameralar arkada f2.4, önde ise f2.8 diyafram açıklığı oranlarına sahip. Arka kamerada LED flash ile güçlendirilmiş 720p 30 karede video kaydı da yapabildiğimiz arka kamera HDR otofokus ve panorama ile destekleniyor. Kamera performansı noktasındaysa aldığımız sonuçların çok etkileyici olmadığını tahmin etmek zor değil kuşkusuz. Desire 530'un sınıfında yer alan rakip modellerde de bazı modeller dışında çok fark yaratan modellerde de karşılaşamıyoruz. Ancak Desire 530'u kendi özelin kamera noktasında değerlendirecek olursak uygun ışık koşullarında iyi fotoğraflar çekebileceğini, düşük ışıklarda veya makro fotoğraflarda greenlerle karşılaşacağınızı rahatlikle söyleyebiliriz. Desire 530 1000 TL altı için kullanıcılara sunulan ve herhangi bir özelliğiyle rakiplerinden sıyrılmakta güçlük çeken bir akıllı telefon modeli olmuş. Açıkçası ortalama değerlerle sınıfında yer alan modellerin arasında sıradan bir telefon diyebiliriz. Desire 530 için belki fiyatı daha düşük tutulsa, örneğin 700 TL bandında yer alsa düşüncelerimiz daha farklı olabilirdi. Ancak bu haliyle Desire 530 bizde herhangi bir heyecan yaratmaktan çok uzak bir grafik çizdi. Ben Buket Arslaner. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.